Herkese merhaba. Bu ders Unique konusunu göreceğiz arkadaşlar. Unique konusu çok basit aslında. Şimdi bu örnek üzerinde göstermek gerekirse benim şimdiki öğrencilerime bir bakalım. Şu anda kayıtlı olan öğrenciler değil mi? Nal nal vesaire vesaire. Şimdi buraya birkaç öğrenci daha ekleyelim. Daha doğrusu şöyle yapalım arkadaşlar. Bunu siliyorum bunu. Uçuracağım tabloyu. Drop table öğrenci diyeceğim arkadaşlar. Execute dedim. Tablo uçtu. Tables'a gel. Refresh yap. Uçtuğunu görün. Sonra gelin. Bizim daha önceki derste yaptığımız tablo oluşturma skripti vardı. Yazmıştık bunu. Önceki derslerde. Bu skripti çalıştırıyorum arkadaşlar. Bakın otomatik olarak tablo oluştu. Hiç uğraşmadan saniyeler içinde oluşuyor. Refresh edin. Tablonuzu göreceksiniz burada. Tablom burada yer aldı. İçi boş ancak. İçinde herhangi bir kayıt yok. Öğrenci tablosu. Peki geliyorum buraya. Şimdi drop table kısmını siliyorum. Şimdi bu kayıtları atacağım ben. Bu kayıtları atacağım arkadaşlar ama atmadan önce şimdi burada şimdi bakın iki tane bilgisayar mühendisliği kaydı var. Şimdi şunu kaydı atalım biz şöyle bir ondan sonra gösterelim size. Execute diyelim. Bakın kayıtları attı. Tekrar execute dedim. Bakın burada gördük. İki tane bilgisayar mühendisliği. Şimdi ben eğer istiyorsam ki bilgisayar mühendisliğine sadece bir kişi kaydı olabilir ki öyle bir şey olmaz aslında da. Diyelim öyle bir durum oldu. Bilgisayar mühendisliğine sadece bir kişi kayıt edilmesi gerekiyor. Unique. Yani şuradaki bilgisayar mühendisliği öğrencisi yani her bölümden bir öğrenci olacak. Bilgisayar mühendisliğinden bir kişi, bilmem nereden bir kişi. Yani şey olabilir ya öyle hani bölümleri temsilen temsilciler diye bir tablo oluşturursunuz. Mesela bir kulüp olur. Üniversitede bir kulüp olur. Her mühendislikten ya da her bölümden bir tane öğrenci olur. O tarz durumlarda her bölümden bir kişi olması gerekir. Bilgisayar mühendisliğini temsilen bir kişi, kimya bölümünü temsilen bir kişi. Dolayısıyla mesela öyle bir tablo düşünün. Öyle bir tablo için burada mesela bu burada çift kayıt olması doğru değil. Mesela öyle bir tablo için böyle çift kayıt olması doğru değil. Bunu nasıl engelleyeceksiniz? Öncelikle bunu engellemek için şöyle bir drop table yapalım. Yine uçuralım tablomuzu arkadaşlar. Drop table öğrenci. Şimdi uçuruyorum. Uçurdum. Sildim. Tables refresh ettim. Gitti. Şimdi şuraya geliyorum arkadaşlar. Burada. Bakın. Öğrenci no bilmem ne default atanmadı vesaire yazıyor burada. Doğum yılı, soyad vesaire vesaire. Şimdi benim bölüm kısmının burada arkadaşlar unik olmuşsunuz atanmadığı siliyorum. Sadece her bölümden bir kişi olur değil mi? Unique diye yazmanız lazım. Bu keyword'ü yazacaksınız. Bölüm varchar 100 unique. Yani her bölümden sadece bir kişi bir kayıt olabilir. Yani her bölümden öğrenci tablosuna bir kayıt olabilir. Bu şekilde oluşturmanız lazım tabloyu. Ne yapıyorum? Bunu böyle değiştirdim. Default'u daha önceki derste gördük. O yüzden sildim onu. Execute diyorum. Tablom oluştu. Tables'a gel. Refresh yap. Tabloyu gör. Tamam tablom var. Şimdi burada bir kayıt atalım bunlara. Bilgisayar mühendisi. Şimdi şöyle tek tek atacağım. Size adım adım göstereceğim. Önce şu iki kaydı atıyorum. Sonra öbürünü atacağım. Şöyle ara verelim. Şu iki kaydı bir atalım. Çalıştır. İki tane kayıt attı. Bakalım kayıtlarımıza. İki kayıt Zeynep ve Alper kimya ve bilgisayar mühendisliğinde. Doğru. Şimdi ben şurada Bartu'yu da bilgisayar mühendisliğine atmak istiyorum. Bakın izin vermeyecek unique yazdığım için. Bakın izin vermedi. Şuradaki mutlaka hata mesajlarını okuyun. Violation of unique key constraint. Cannot insert duplicate key in object bilmem DB öğrenci. Duplicate key value is bilgisayar mühendisliği. Yani bilgisayar mühendisliği, bilgisayar duplicate olarak kabul etti ve kayıt atmadı. Gelin bakalım atmış mı atmamış mı? Atmamış. Peki ben bu Bartu'yu bilgisayar değil de elektronik mühendisi olarak kayıt etseydim sadece bu satırı çalıştırın. Bakın ekledi. Bakalım gerçekten eklemiş mi? Execute'a bastığın zaman ekledi. Yani bir sütunun aynı değer içermemesi ve unique olması için yani sadece primary key değil. Primary key tamam. Primary key'nin özel bir durumu var. Ama primary key dışındaki diğer bölüm diğer kalımların da unique olmasını istiyorsanız bu unique kelimesini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani primary key dışındaki
mesela her bölümden bir öğrenci alacak. Ama bilgisayar mühendisliğine normalde bakarsanız onun bir, başka bir tablo yaptınız. Öğrenciler ve bölüm tablosu gibi. Mesela öyle bir tabloda bilgisayar mühendisliğinde mesela 200 tane öğrenci var baktığınız zaman bölümde. Hepsinde mesela başka bir tabloda bölümünde bilgisayar mühendisliği yazıyor. O hepsinin de öğrenci no özel bir öğrenci numarası var. Her öğrencinin farklı bir numarası var. Ama mesela bazı tablolarda primary key dışında, bakın primary key dışında bazı sütunların da unique olmasını istersiniz. Mesela bu tabloyu ben değiştirdim. Tüm öğrenciler tablosu değil de bu size bu konuyu anlatmak için. Öğrenci temsilcileri tablosu gibi düşünün bu tabloyu. Öğrenci temsilcileri her bölümden bir öğrenci almak için ben bunu yaptım. Yanlışlıkla birisi bu tabloya bir kayıt daha aynı bölümden bir kayıt daha atmaya kalktığında izin vermeyeceğim. Dolayısıyla tam amacıma uygun bir tablo olmuş oldu. Aynı zamanda öğrenci numaraları yine unique. Aynı öğrenci numarasından kesinlikle yine atamıyorsunuz. Yani mesela burada aynı öğrenci için Osman'ı 5 numaralı öğrenci olarak atsam diyelim ki makine mühendisliğini atmaya çalışıyoruz Osman'ı. Bakın Osman'ı 5 öğrenci numarasıyla atmaya çalışıyorum. Attırmayacak yine. Attırmayacak. O primary key violation oluyor. İzin vermedi atmasına. Yani burada farklı şekillerde kullanabilirsiniz. Yani bölümü primary key olarak tanımlamadan, bakın çok önemli burası, bölüm sütununu primary key olarak tanımlamadan her bu tablodaki her satırda farklı bir bölüm girilmesini sağladım. Çok aslında güzel ve püf noktası olan bir konu görmüş oldunuz bu derste. Unique kullanımı da bu şekilde arkadaşlar. Ders bitiminde hemen şey yapalım, şeylerimizi silelim, kayıtlarımızı silelim, drop table öğrenci diyelim. Sonraki derste tekrar oluştururuz arkadaşlar. Drop table öğrenciyle sildim tabloyu. Şuradan tables'a geldim. Refresh yaptım. Hiçbir tablo yok. Bir sonraki ders yeniden tablo oluşturacağız arkadaşlar. Oluştururken de burada unique yazmayacağız. Burayı boş bırakabilirsiniz. Bu şekilde bırakabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bir sonraki ders görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.